Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü trileçe tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. 6 tane yumurta kullanıyorum. Sarısı ve beyazını ayırdım. 1 çimdik tuzla yumurta beyazı iyice sertleşene kadar çırpalım. Yumurta beyazı bu kıvama gelene kadar çırpalım. Yumurta sarılarını teker teker ilave edelim. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Bir buçuk su bardağı un kullanıyorum. Unu eleyerek kullanıyorum. Onun bir kısmını ekledim. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı onun üzerine ekleyip kalan unu da içine ekledim. Bir yemek kaşığı irmik ekledim. Karıştırdım ve dikdörtgen borcama alalım. Üzerini düzeltelim. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verelim. 150 derecelik fırında 45 dakika pişirdim. Kekimiz pişti. Fırından çıkarıp soğumaya bırakalım. Sütü için 1 litre süt, 1 kutu krema, 1 çay bardağı toz şeker ekleyelim. Bir taşım kaynatalım. Böyle kenarlarından kabarcıklar çıkmaya başlayınca ocağı kapatıp soğumaya bırakabilirsiniz. Karamel için tavaya 1 su bardağı toz şeker aldım ve kısık ateşte şekeri eritelim. Yüksek ateşte olmasın, şeker bir anda eriyip yanabilir. Başından ayrılmayalım. Kısık ateşte yavaş yavaş şekeri eritelim. Şeker iyice erimeye başladı. Şeker eridi. Bu aşamada bir kutu krema ekledim. Kamera çekmemiş. Sizler bir kutu krema eklersiniz. Daha sonra da bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim ve karıştırdım. Karamelimiz hazır. İçinde eğer topaklanmalar yani şeker taneleri kalırsa bir süzgeçten geçirebilirsiniz. Kek 40 dakika soğudu. Daha sonra soğuyan sütü kekin üzerine döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde bolca dökün. Kesinlikle fazla gelmiyor. Bütün sütü çekiyor. Daha kolay çekebilmesi için üzerine kürdanla delikler açtım. Sütü tamamen çekti. Bir paket krem şanti, bir su bardağı süt iyice çırptım. Krem şantiyi kekin üzerine sürelim. Krem şantiden 2 yemek kaşığı ayırdım üzerini süslemek için. Üzerini iyice düzeltelim. Üzerine iyice düzelttim.
Karamelimiz hazır. Karamel soğudu. İçinde şeker taneleri kalırsa bazen erimiyor şekerler. Bir süzgeçten geçirebilirsiniz. Karameli de krem şantinin üzerine dökelim. Eğer karameliniz koyu olursa, soğuduktan sonra koyulaşırsa çok az suyla açabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde krem şantiyle çok karıştırmadan karameli yayalım. Bir tane yağlı kağıttan sıkma torbası yaptım. Ucunu da çok minik kestim, böyle çok küçük kesin. Krem şantiyi videoda görüldüğü gibi üzerine sıkalım. Kürdanla şekil verelim. Her defasında kürdanı mutlaka temizleyelim. Şimdi diğer tarafa doğru şekil veriyorum. Bir gece buzdolabında bekletelim. Bir gece buzdolabında bekledikten sonra ertesi günü dilimleyip servis edebilirsiniz. Bir dilim çıkarıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Tam kıvam, tam ölçü, nefis bir trileçe oldu. Sirliçe tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.